Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiç yapılmamış harika sosuyla muhteşem dokusuyla sünger gibi yumuşacık bir kek tarifi vereceğim. Kekimin hamuru için karıştırma kabıma oda sıcaklığındaki 4 yumurtayı alıyorum. Ve bir su bardağı toz şekeri de ekleyerek mikserle yumurtalar köpürene kadar çırpıyorum. kekimin içerisine süt veya yoğurt kullanmadım. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 su bardağından bir parmak eksik elma suyu kullanıyorum. Kullandığımız elma suyu yine oda sıcaklığında olmalı ve mutlaka %100 olanından tercih edilmeli. su bardağı unumu bu şekilde eleyerek katıyorum hamuruma. Önce bir su bardağı unu ekledim. Üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bu şekilde eleyerek katıyorum içine. ikinci su bardağı unumu da bu şekilde ekleyerek hamurumu hazırlıyorum. Bunu elemek kekin güzel kabarmasını ve e, dokusunun güzel olmasını sağlıyor. Kek hamurumuza unu ekledikten sonra 2 dakikadan fazla çırpmayalım. Bu da yine önemli bir püf noktası. 2 dakikadan fazla çırparsak kekimizin kalitesi düşebilir. Kekim için bu şekilde bir kek kalıbı kullanıyorum. İçini tereyağlayı aladım. Gördüğünüz gibi sizler elinizde olan başka kek kalıplarında kullanabilirsiniz. Bu şekilde kek kalıbımı hamurumu döküyorum. Kekimin kalıbın dışına taşmasını istemediğim için hamurumdan bir miktar ayırdım. Ayırdığım hamurumu da muffin kalıplara dökerek pişireceğim. Hamuru bu şekilde kek kalıbına koyduktan sonra tezgaha birkaç kez vuruyorum ve 180 derece ısıttığım fırında pişirmeye gönderiyorum. Ayırdığım kek hamurumu da bu şekilde silikon muffin kek kalıplarına döküyorum. Yine bunları da 180 derecelik fırında pişiriyorum. Kekimin püf noktası ve lezzet veren kısmını hazırlıyorum şu anda. Bir su bardağı elma suyunu cezveye aldım. Bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bu şekilde eriyene kadar karıştırıyorum. Ve 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu hazırladığım sos kekimize harika bir lezzet verecek. Daha önce hiç yapılmayan bir tarif ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştırdım ve şu anda sosum hazır. Ilıması için bir kenara bırakıyorum. Kekim pişti gördüğünüz gibi. Üst çatlayan kısmını bıçakla ince bir tabaka olarak kestim. Bu şekilde. Şimdi ılık olan kekimi ılık olan sosla buluşturuyorum. İlk önce kenarlarına döküyorum. bu şekilde sosu her tarafına gezdiriyorum. Çok az bir sos bıraktım. Onu da hamurumdan ayırdım. Muffin keklerim için kullanacağım. Kek sosunu çektikten sonra bu şekilde kalıptan çıkarıyorum. Bakın harika oldu. Gerçekten muhteşem bir kek. Mutlaka yapın diyorum. Bakın dilimleme aşamasında da Gayet kolayca kesiyorum. Hiç kırılma, ufalanma olmuyor gördüğünüz gibi. Görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten harika bir kek oldu. Servis tabağına alarak şu şekilde çatalla da size dokusunu göstereyim kekimin. Yumuşacık sünger gibi bir kek. Bakın sosunu çok güzel çekmiş. Harika bir görüntüsü var. Tarifimin sonuna geldim. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.